Yok, hanımlarda da olabiliyor, beylerde de oluyor. Tabii. Çocuklarda oluyor mu diye soralım hocam. Çocuklarda bu daha basit horlama, apnesiz genelde görüyoruz ama onlarda da olabiliyor. Ama bunlarda en çok sebebi genelde bademci ve geniz eti dediğimiz onlar büyümesi sonucu olan bir şey. Ve bunlar alındığı vakit çocuklar hızlı bir şekilde düzeliyorlar yani. Apnes ve horlaması her şeyi kurtarmış oluyor. Düzelmiş oluyor. Peki hocam, devam edeceğiz. Yine hatırlatmamızı yapalım. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Değerli hocamız, Avrasya Hastaneler grubundan operatör doktor Ömer Sağlam hocamız, kulak burun boğaz cerrahisinde horlamayı konuşuyoruz ama hocam diyor ki özellikle uyku apnesinde kilonun etkisi çok fazla ve mutlaka bir şikayet erken teşhiste önlenirse daha kaliteli bir yaşam olur. Burada tabi burundan bahsettiği için burun eti çok çok önemli, nefes almamızı engelliyorsa soralım hocamıza. Burun eti zor bir işlem mi alınması diye soralım size hocam. Şimdi burun eti dediğiniz belki yani hastalar bunu söylüyor ama burun eti yani, nedir böyle, nasıl kendiliğinden doğuştan diyorlar sonradan olur. Kuru kaba şeklinde gelsin. Evet. Herkesin bir et yapısı var. Burun eti, evet. Konka dediğimiz iki şey var. Burada toplum iki şeyi karıştırıyor. Polip dediğimiz yabancı yani burunda olmaması gereken mukozanın aşırı büyümesi sonucu oluşan evet. bir yapı. Buna da halk polip burun eti deniyor, burun evet. eti oluştu diyor. Bir de konka dediğimiz bir yapı var. Burundaki havanın nemlendirilmesi, evet. ısıtılması, temizlenip akciğer hazırlanmasının görevi olan yapılar var. Buna da burun eti deniliyor. Evet. Bunlar da aşırı kanlanabilen organ bu organlar. Çünkü soluduğumuz havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, temizlenmesi görevi için sıcak olması gerekiyor. Bu da uyaranlara karşı hassasiyeti arttırıyor. Bu da alerjik kişilerde daha çok büyüyor. Ve alerji olmayan insanlar da yine büyüyor. İşte biz bunları ne yapıyoruz? Birkaç yöntem var. Radyo frekans denilen bir yöntem var. Yakma. Veya depreter yöntemiyle içini oyup küçültme. Veya kırma. Veya eski yöntemlerde işte keserek küçültme. Ama hiçbir zaman bu konkaların kökünden kesip çıkarılmaması gerekmektedir. Çünkü orada bir görevi var. Vazifesi var. Bu sefer biz burun açılsın diye eskiden yapılmış cerrahi yöntemlerde gördüğümüz boş burun sendromu diye bir sendrom var. Konkalar alınmış, içerisi otoban gibi geniş ama hastanın aldığı ben diyor ki nefes alamıyorum, hissedemiyorum veya genzim akciğerlerim üşüyor. Çünkü o direkt mi akciğerlere iniş oluyor diyelim? Oldu. Çünkü hissedemediği için çünkü orada hava hissedilmesi gerekiyor. Girdaplara girmesi lazım, türbülansa girmesi lazım. Hava orada türbülansa girecek, biz ki havayı hissetmemiz gerekiyor. Nemler temizlenmesi gerekiyor. Onun görevi o olması gerekiyor. O yüzden onun cerrahisinde, koruyucu cerrahide yaklaşılması gerekiyor. Kesilerek değil de küçültülerek yapılması lazım yani. Evet, şimdi burun eti kesilerek değil, küçültülerek yapılması. Ama sonrasında yine büyüyecek, yine şikayetim artacak diyen izleyicilerimiz oluyor. Sonra diyorlar ki, hocama gittim, burun etimi almıştı, yine şikayetim başladı, yine çıktı. Yani bunun dişi serki oluyor mu? O polip dediğim şey, o alerji oluşan et her hiç. O tekrarlayabiliyor mu? Burun eti, o dediğim radyo frekans ısıtarak küçültme yöntemi var. Bu tabii bu tekrarlama şansı var. Ama bir de içini oyarak, debridir dediğimiz yöntem var. Ve o depredir yönteminde yani aynı bir patlıcan kurusu bir nasıl içine oyup küçük büzüşüyorsa konkayı da içine oyarak boşaltarak öyle küçülmesini sağlıyor. Mukosası böylece korunmuş oluyor dış cepheri. Ve mukosası korunduğu için yine havayı nemlendirmesi, hissetmesi, temizleme görevi fonksiyonu görüyor. Şimdi size gelen danışanlarınız diyordur ki hocam mutlaka, çünkü benim çevremde de arkadaşlarım, yakın zamanda da ameliyata gelen danışanlarınızdan biliyorum. Hocam burnumun görünüşünü bozmadan küçük bir dokunuş ama içerideki sıkıntımı çözün. Ama çok azıcık burnumla oynayın. Eskiden şey vardı değil mi hocam? Bir resim gösterirlerdi size. Yine var yine. Yine var mı öyle? Şimdi Instagram'da bir paylaşma daha yüksek oldu. Daha hiç, şimdi resim getirmiyorlar ama direkt... işte fotoğrafı getir bir cep telefonu, ben bu kişiye benzemek istiyorum diyor veya bu böyle burun normal istiyorum. Normal mi peki bu hocam? Yani herkesin kendine uygun bir yüz aynı, evet. evet. Şimdi günümüzde şöyle bir şey var. Plaza kızı dediğimiz veya Nişantaşı kızı dediğimiz bir durum tablosu oluştu yani. Açalım onu biraz hocam. Yani aynı tip mi? Genelde daha aynı kavisli bir burun. Evet. Kalkık bir burun veya dolgulu dudaklar. Plaza, Nişantaşı kızı veya plaza kızı dediğimiz bir şey olur. Aslında insanın uzun burnuna ve kavisli burun gitmez. Ona düz bir burun gider. Yani Helenistik bir burun dediğimiz, Roma heykellerinde gördüğümüz bir burun daha güzel gider. Daha yuvarlak bir yüzde, daha belki oval daha durur. Ama bu kişinin değerlendirilip, üzerinde kişiyle yorumlaşıp, bak kişinin hangisi olan... Bir de bazen hastalar geliyor,
çok ufak burun istiyorum diyor. Yani gerçekle bağdaşmayacak talepler var. İşte bunu doktorla hastanın ortak bir yerde buluşması gerekiyor. Öyle derler. Ondan sonra ona karar verilmesi lazım. Şimdi bir yandan mesajlara bakıyorum. Bir yandan da burun estetiğini konuşuyoruz. Burun etiyle birlikte tedavisini konuşuyoruz değerli hocamızla birlikte. Peki kişiye özel bir tedavi aşamasında burun estetiğini yaptınız diyelim. Evet. Şimdi kişiler kendini hazırlaması için birçok tetkiki de yapıyorsunuz siz. Hele bu pandemi döneminde hocam, pozitif yazısını görünce orada duruyor değil mi? Evet, bütün işlemler duruyor. Tekrar negatif olana kadar bekliyoruz. Çünkü kullanılan cihazlar kişiye özel cihazı olmuyor. Hastane ortamı kişiye özel bir kişiye ait olmuyor. Ortak cihazlar olduğu için kullanılan malzeme, enfeksiyonu başkası bulaştırmaması, COVID olduğu vakit o an stop duruluyor. İyileştikten sonra süreç devam ediyor. Herkese geçebilir. Evet, bulaşıcı aynen. Bir salgın olduğu için şakası da yok. Negatif olana kadar bekleyeceğiz. Aynen.